teşekkür ederiz Sayın Musa Bey. Şimdi öncelikle birinci sorumuzdan başlayayım. Şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in konuşması bütün gazetelerde yayınlanmasına rağmen tekzip edilmiş. Bir. İkinci olay tekzip edilmişlerdi. Sizin dediğinize ben katılırım. İkinci olay Osmanlı İmparatorluğu dönemi bitmiştir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin dönemi vardır. Osmanlı İmparatorluğu zaten Türk milletinin kıymetini bilmiş olsaydı, ruhsalcılık yapsaydı, milli devlet politikasını bilmiş olsaydı yıkılmazdı. Yıkılmamızın nedenlerinden biri, yani burada öğrenci arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Yani ben burada ders vermek istemiyorum ama 1838 yılında Mustafa Reşit Paşa'nın bu ülkeyi ne hale getirdiği malumdur. Yani Osman Baydemir'in o günkü konuşmalarını getirip de orada Osmanlı İmparatorluğu'nda işte şöyle olmuştur. Bu bölgedeki insanların kalkındırılması için böyle yapılması lazımdır gibi konuşmalar bana göre art niyetli konuşmalardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bütün şehir, bütün kasaba, bütün köy ve bütün mezra aynı devlet tarafından aynı hizmeti görmek zorundadır. Yani bugün o zaman Karadeniz'deki insan da çıksın böyle konuşsun. Öbürü de çıksın böyle konuşsun. Ama tekzip etmediler Sayın Musa Bey. Tekzip etmiş oldun işte. Ama sizin tekzip etmeniz önemli değil. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in çıkıp ben böyle konuşmadım kardeşim gazetelere yazıyı yazıp tekzip etmesi lazım. Bu birinci soru. Hayır efendim, tekzip edilmedi. Çünkü ben gündemi çok iyi takip edemedim. Özür dilerim. Artı ikinci sorunuz özelleştirme konusunda demiştiniz. Şimdi özelleştirmeye ben şöyle karşıyım. Yani Türk milletinin alın teriyle yapılmış ve birçok eski fabrikalarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından temel atılmış ve işletmeye geçmiştir. Ve bu insanlar ben doğu, batı, güney, kuzey ayrımı yapmıyorum. Bakın benim babam Antep'in yerlisi. Ana tarafım benim Bingöl Karlova. Ben bilmem konuşmasını ama benim anam çok iyidir. Lütfen kimse, bir de şöyle bir şey var. Doğu Anadolu bölgesinde doğru olup da batıda yaşayıp, doğru olmayıp da batıda yaşayanlar doğuculuk yapıyor, ayrıntılık yapıyor. Buna da ben çok kızıyorum. Ben de söyleyeyim yani. Benim ana tarafım da Bingöl Karlova. Ayrıca Yemen'de Çanakkale'de de benim dedelerim şehittir. Onu da söyleyeyim. Özelleştirme Türk milletinin öncelikle hizmetine sunulması lazımdır. Ama yatırım, yabancı yatırım adı altında bir takım bazı kapitalist, emperyalist kişilere peşkeş çekilmesi işte bu ben bir Türk vatandaşı olarak benim kanıma dokunuyor. Çünkü onlar gelip bu ülkede vergi verip o fabrikaları kurmadılar ki. Burada okuyan binlerce öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin birçoğunun babası emekli, işçi, hem vergisini ödüyor SSK kesintisinden, hem emekli sandığına para ödüyor, devletine vergi olarak hem de çocuğunu okutuyor. Bunların gelirlerini almış olduğu vergilerle kurulan fabrikaları kimsenin yabancılara peşkeş çekmeye hakkı yoktur. Ama hisse senetleri bazında Türk milletine özelleştirsinler, başlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin özelleştirdiği kitlere bir bakıyoruz. Bunların hepsi kar getiren fabrikalar. Birçoğu kar getiriyor. Pek kim kar getiriyor? Ama özelleşecek. Gelsin yatırım yapsınlar. Yabancı yatırım gelecekse buraya bir fabrika kursun. Benim işçilerimi çalıştırsın. Bu fabrika burada kalsın, makinesi burada kalsın, işçim benim işçim olsun, ben buna yabancı yatırım derim. Bakın dikkat ederseniz, Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümetin çıkarmış olduğu bir yasa vardı ki muhalefet buna karşı geldi. Yabancı işçilerin Türkiye'de iş bulma imkanı ve daha rahat çalışabilme imkanı için yasa tasarısı çıkardı hükümet. Yabancı işçiler, yani bu işçiler, bu mühendisler, bunlar nedir? %20 işsiz olan bir ülkede yabancı işçinin burada çalışması için kolaylığı getirmenin ne anlamıdır? İşte biz bunlara karşıyız, bu zihniyete karşıyız. Nükleer enerjiye gelince, nükleer enerji olayında da bizim yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız var.
Yani bugün Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Önder, eti kurarken bunu boşa kurmamıştır. Biz bu nükleer santralleri kendi yer altı ve yer üstü kaynaklarımızda çok rahat çalıştırırız. Yani bunun çalışmalarına tabii hocalarımız var, bilim adamlarımız var. Bunlar yapacaktır. Yalnız Cumhurbaşkanı'nın nükleer enerji konusunda reddettiği, veto ettiği yasada nükleer enerjinin yine hükümet tarafından batırıların parmağı olduğundan dolayı veto etmiştir. Lütfen o ibareyi iyi bakalım. Nükleer enerjiye karşı olduğundan değildir. Yani çalıştırılmasından tutturun, kurulmasından tutturun, ham maddesinden tutturun. O yasanın içinde yine Avrupa'nın ve Batı'nın parmağı vardır. Cumhurbaşkanımız ondan dolayı veto etmiştir. Tüketici Koruma Derneği olarak sanayici, önce sanayicilik, sanayicisiniz dediniz işte. Sanayici, ben 12 yaşından beri de ticaretin içindeyim. 12 yaşında başladım, bizim Antep'lerin bir lafı var. Dedi ki çekirdekten yetişim. Fakat hiçbir zaman yabancı hayran olmadı. Yani benim çiftçim Urfa'da, Diyarbakır'da, Kilis'te susam üretirken ben susamımı aldım dışarıdan getirdim. Yani ben daha doğrusu Atatürk'ün tarif ettiği iş adamıyım. Ben sizlerin, Türk milletinin görmek istediği yerli sermayeyim. Ve buradan genç arkadaşlarıma da söylüyorum. Lütfen eğer çok zor şartlarda kalmadığımız müddetçe yerli ürünleri tercih edelim. Yabancı ürünleri almayalım. İşte ben yerli sanayiciyim ve bütün sanayicilerimizin de böyle olmasını istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi sanayicilerimiz geçen hafta çok zor durumda kaldı. Mersin Limanı özelleşmesinden dolayı. İşte ben bu özelleşmeye karşıyım. Ben böyle sanayiciyim. Peki, teşekkür ederiz. İsmet Bey. Ben Tüketiciler Derneği'ni sizi temsilen burada bulunduğunuzda konuşmanız gereken şeyleri farklı atlamıştım. Bazı konuşacağınız konuları değil mi? Biraz daha siyasi içerikli bir konuşma yaptınız. Özellikle sizden beklediğim benim dağıtımla ilgili sorunlar varsa, mesela elektrik kesintilerinden kaynaklanan tüketici sorunlarının Antep İl Müdürlüğü sorulara sorulması, müşteri hizmetleri yönetmeliği kapsamında EPLK'nın elektriğin ticari ve teknik kalitesi hakkında yayınlanmış olduğu yönetmelikler var. Bunların uygulanması hususunda ne tür beklentileriniz var? Antep mesela İl Müdürümüz cevaplayabilir. Sizin sorunuz var mı Ali Bey? Yok. İsmet Bey özel sorunuz yok ise o yönetmeliklerle ilgili soruları Ali Bey'e sonra soralım. Şimdi ben de bekliyordum ama gündeme gelmedi, gündeme gelmesini istedim. Olabilir. Şimdi burada elektrik konusunda birçok konuya ben değindim. Yani faturalandırma konusunda artı tüketicinin gelecek dönemde karanlıkta kalmaması için çözümler de burada söyledik. Yalnız bir takım bazı benim sorularımı ben sayın müdürümüze saklıyorum. Yani burada müdürümüz konuştuktan sonra ben kendim tüketicilerimizin bana gelen şikayeti adına ben soru soracağım için yani benim burada direkt onu söylemem doğru olmaz. Çünkü sayın müdürümüz konuştuktan sonra sayın müdürümüze tüketicilerimizin şikayetlerini aktaracağım. Ben onun için o konuyu geri sorarım. Genelde tüketici dernekleri böyle daha çok pratiğe yönelik durumlar ilettiler ama daha çok İsmet Bey'in çok çizgisi var. Hem sanayici hem tüketiciler olunca. Peki, teşekkür ederim. Buyurun başkanım. Mete. Kemal Bey. Kemal Musalak. Ben sayın konuşmacıya birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle Türkiye yeraltı kaynaklarından söz ettiler. Anladığım kadarıyla bu konuda epey bir birikimleri var. Uranyum rezervlerinin Türkiye'de ne kadar olduğunu biliyorlar mı? 1 megawattlık bir nükleer santralın ne kadar, burada ne kadar uranyum rezervine ihtiyacı olduğunu biliyorlar mı? Yine nükleer santrallar şu anda dünyada
adım adım terk edilme noktasında ve nükleer teknolojiye sahip olan ülkeler, Fransa, Almanya, ABD gibi ülkeler, ki sizin emperyalist, kapitalist taktik olarak tanımladığınız ülkeler, pazar arama noktasındalar ve Türkiye'de bu nükleer santralları yaparken, nükleer güç santralları yaparken hem teknoloji olarak, hem yakıt olarak, hem insan gücü olarak, hem de ekonomik, iktisadi kaynak olarak, yani kredi olarak bu ülkelere bağımlı olacak, bunlardan alacak bunu. Bu sizin kapitalizm ve emperyalizme karşı olma anlayışınızla çelişmiyor mu? Şimdi özellikle şunu belirteyim. Bugün Avrupa'nın bize öncelikle yapmayın dediklerini kendileri yaptı. Yani bu geçmiş dönemde öyle oldu. Bizim buraya geldiler, bizim kendi öz benliğimizi, kendi kurbanlıklarımızı biz Avrupa özentisi içerisinde değiştirdik. Ama sonradan anladık ki Avrupa'nın bize kurmuş olduğu bu bir plan. Şu anda Avrupa'nın nükleer santrallerle uğraşmaya zamanı yok. Çünkü Avrupa sömürdüğü ülkelerin enerji kaynaklarını zaten alıyor. Ve o kadar teknolojide o kadar gelişti ki bizler uyutulurken birileri tarafından o insanlar bizimle aramızda 100 yıl gibi bir zaman bıraktılar. Şimdi bizim bir anda kalkıp da ben kendime örnek göstereyim. Ben de sanayiciyim. Abdülkadir Kurukoğlu da sanayici. Ben kendimi o insanla bir tutabilir miyim? Veya ben bir gıda üretiyorum. Fakat dünyaya satan bir insanla ben beraber olmaya, kendimi onunla yarıştırmaya çalışırsam ayağım bacağım ayrılır yere düşerim bir daha da kalkarım. Onun için Avrupa, yani Fransa dediniz, İtalya dediniz. Bunlar 1900-1920 yılları arasında sömürdükleri ülkeler ve oradan getirdikleri insanlar küre olarak kullandıkları için tamam değerlendireceğim. Kullandıkları için bir yere kadar getirdiler diyor. Ama bizim artık onun teknolojisini kuracak herhangi bir gücümüz yok. Biz kendi gücümüzü kendimize göre getirip dışa bağımlı olmaktan kurtulmamız lazım. Efendim, pardon. Kemal Bey, İsmet Bey, Helvacı. Nükleer santral ile alakalı sizin sorduğunuz teknik soruları tabii ki Türkiye'de de ben bu konuda tam yetkin kişiler olduğu şeyiyle esas işin uzmanlarına sormak gerekiyor. Sizin sorduğunuz sorulara. Tabii oldu. Valla şimdi biraz... bunu aslında söylemez de isterseniz ben sizin adresinizi alayım göndereyim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bakın ben burada hocam gibi hepsi profesör, bilim adamlar. Ben bunların bu kadar bilmiyorum. Ama benim de hocalarımızdan, bilim adamlarımızdan okuyarak öğrendiğimi ben söylüyorum. Hayır, sayın konuşmacı, burada bilim yuvası bizim hocalarımız var. Biz de hocalarımızın kitaplarını alıyoruz, bunu okuyoruz. Ama benim o kitabı size sayfa sayfa, şu adaptör var, şu anda milimetre küp var diyemek ki, eğer öyle bir şey olmuşsunuz, ben üniversiteye bitirdim, ben de bu profesörü vurdum. Ama benim de görevim şudur ki, bilim adamlarımızın kitaplarını okuyup, kendime göre yetiştirmem lazım. Ama isterseniz ben okuduğum kitabı getiririm, size veririm. Siz okursunuz, yani ben onu ezberleyecek, metre küpünü ölçecek bir şeyim yok. Yani ben kendim burada bildiklerimi, kitaplar okuduklarımı, bilim adamlarımızın, kendimiz kitap okuyoruz, kitaplara göre kendimizi geliştiriyoruz. Öğrenciler de öyledir. Hazırlamış olduğu bir takım öğretmenlerimizin, hocalarımızın kitaplarını okuyor, yazıya gidiyorlar. Ben çok teşekkür ederim. Keşke Kemal'in nasıl yapıldığını anlatsaydınız, biz daha çok ayrılmış olacaktık. Teşekkür ederim. Türk insanı, Türk insanı için konuşuyorum. İşte böyle sivil toplum örgütlerine katılmadıklarından dolayı, sivil toplum örgütlerine girmediklerinden dolayı, bir takım bazı kişiler sivil toplum örgütlerine ele geçirmiştir. Kimisi Avrupa'nın, kimisi batının uçaklarını yapmaktadır. Ben burada kendimce, okuduklarımca eğer ben milleti bilgilendiriyorsam ve bilgi, insanlardan da bilgi alıyorsam
benim yalnız sanayici olmam, iş adamı olmam önemli değil. Önemli olan bir vatandaş olarak, bir Türk vatandaş olarak kendimi okuyup geliştirmemdir. Evet, teşekkür ederim. Zaman çok geçti, İspanya'yla alakalı. Kemal Bey, evet, ama yönetim kurulu başkanı. Sonra da... Şimdi evet. Tabii benim konuşmamdan herkes memnun olacak değil. Herkes memnun oluyor. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Şimdi Ali Bey, çünkü süremiz oldukça geçti. Evet, son safhada belki zamanımız kalırsa soru sorduracağız. Evet, Ali Bey. Sayın Başkan, bir ekleme bu konuyla ilgili Sayın Kemal Bey'in sorusuna da cevap oldu. Türkiye'deki uranyum rezervleri nükleer santral işletmeye yeterli değildir. Dolayısıyla nükleer santral Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmaz. Yani dışa bağımlılıktan kurtarmak için konuşmacımız nükleer santral kurmalıyız gibi bir şey söyledi. Nükleer santral kurmak Türkiye'yi dışa daha çok bağlı. Hem teknoloji olarak bağlı, hem ham madde olarak bağlı, hem de uranyum zenginleştirmesi teknolojisi olarak bağlı. Onun için sayın konuşmacımızla bu konuda biraz daha araştırma yaparsa bu konuda daha detaylı bilgi alabilecektir diye düşünüyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı danışmanıyım. Cumhurbaşkanlığı danışmanıyım. Veto'yu neden reddettiğini, Cumhurbaşkanımızın veto'yu neden reddettiğini danışmanımızın kendi yazısında okuduğum için söylüyorum. İsterseniz internete girerseniz Cumhurbaşkanımızın sitesine, orada o konuyu daha güzel, ben oradan okudum. Çünkü direkt birinci elden okudum. Siz de okursanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Evet, Ali Akba. Efendim ben Ali Akba. 1963 Gaziantep doğumluyum. İlk orta öğrenimi Gaziantep. Lise Kayseri Teknik Lisesi Elektrik Bölümü. Üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümünde 1984 yılında bitirdim. Ve aynı yıl Türkiye Elektrik Kurumu Dişli Elektrik Dağıtım Üniversitesi İl Müdürlüğü'nde göreve başladım. Bizim o günkü çalışma yaptığımız bölge şu anda 3 ile bölündü. Batman, Şırnak ve Siirt olarak. O zaman 3'ü tek ildi. Şimdi belki tarihçesine çok girmek istemiyorum. Fakat çok geç kurulmuş, vaktinden çok çok sonra kurulmuş bir kurum olan Türkiye Elektrik Kurumu maalesef birçok handikapı peş peşe yaşadı, halinde yaşıyor. 1982 yılında 2705 sayılı yasayla 1953 yılında ilk kurulsun ortaya çıktığındaki elektriğin üretim, iletim ve dağıtımı tek kurumda toplansın mantığıyla 2705 sayılı yasayla o zincir tamamlanmış oldu. Ben kuruma girdiğim yıllar henüz belediyelerden teke devlet tam tamamlanmamıştı. Ben 1984 Ağustos'unda başladım kurumda. Ve Türkiye'nin önündeki kurum olarak en önemli sorunlardan bir tanesi köy elektrifikasyonuydu. Köy elektrifikasyonu hakikaten Güneydoğu Anadolu'da benim bulunduğum bölgede Siirt için bir rakam verebilirim size o günlerden. Cumhuriyet tarihinden 1984 yılına kadar 90 köyde 10 ilçesi olan Şırnak ve Batman'ın da içinde olduğu 10 ilçesi olan Siirt'te 90 köyde elektrik varken sadece ben 2,5 yıl gibi bir sürede 84-86 Kasım'da ayrıldım ben bu ülkeden. 320 köye ben dönemde elektrik verildi. Hamlenin ne olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Çünkü bir hedef konmuştu. 1987 yılına kadar Türkiye'de elektriksiz köy, 1989 yılına kadar da Türkiye'de elektriksiz mezra kalmayacak hedefi vardı. Ve bu hedefe ulaşan bir kurumdu. Biz şu anda birçok çalışma arkadaşım değişik birimlerden burada görüyorum. Ben TEDAŞ, EYAŞ veya TEYAŞ diye pek ayranlardan değilim. Tek diyorum hala zaman zaman onun tabirimi hoş görün. Bu duygusal bir konu. Şimdi o yıllarda hakikaten çok büyük imkansızlıklar vardı. Ben senin için söyleyeyim, tek elektrik mühendisiydim. 3 aylık mühendisken il müdürlüğü görevden aldılar. İl müdürlüğü görevine de bakmaya başladım. Düşünün, 2,5 yıl gibi bir sürede 320 köy elektrik veren kontrol mühendisi. Daha ziyade de emanet ekiplerle yapıldı bu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da elektrifikasyonun çok yoğun olduğu bölgede durum Siirt'ten çok farklı değildi. Ve genelde o dönemde yapılan, çok hızlı yapılan hatların malzeme eksikliğiyle, örneğin
Siirt'in, ne bileyim işte Pervari'nin Balgaran köyünden adama bir pusula yazıyorduk. Gidiyordu Mersin'den direkleri alıp geliyordu falan. Öyle bir karmaşa içerisinde işte ne bileyim seksiyoner bulamıyorduk. Olsun hele şimdi elektrik verelim, hedefimizden şaşmayalım falan gibi bir süreç içerisinde çok yoğun bir şekilde elektrifikasyona girildi. Fakat 1990'lara geldiğinde geri dönüp bir baktığımızda şunu gördük. Dünya standartlarının çok üstünde olan övündüğüm Türk Elektrik Kurumu'nun özellikle üretim ve iletimdeki işletmedeki kalitesini maalesef dağıtımda biz yeni kucağımızda bulduk. Çünkü tesis yapma işini bitirmiştik ama işletme sorunlarını pek de düşünmemiştik. Dağıtım sistemleriyle ilgili özellikle belediyelerden benim hatırladığım 3 il dışında İzmir, Ankara ve İstanbul'daki belediyedeki dağıtım sistemi dışında pek işletmeci de yoktu sahada. Yeniden bizim jenerasyondan 84'te yüklü bir grup mühendis olarak girmiştik. O gruptan yeniden hizmet içi eğitimlerle işletme konusunda eğitmeye başladılar. O şanslı kişilerden biri de benim. Özellikle röle ve test konularında ciddi manada eğitimler aldık hizmet içi. Fakat biz bunlarla uğraşırken 92 yılında çok belirgin olarak yeni bir sıkıntı gündeme geldi. Bu sıkıntı da kaçak elektrikti. Bugüne kadar çok önemli değil bizim gündemimizde. Yani 92 yılına kadar belli bir kuşak sürekli yapılanmayla gitti. Sürekli tesis yapımıyla gitti. Peşinden işletme sorunlarla uğraştık. Birden kalp kaçağı kucağımızda bulunca bir kez daha afalladık işin doğrusu. Yani yeniden bir kendimizi toparlayıp bu konuyu nasıl çözeriz diye başladık ama çok çığ gibi büyüdü. Birazdan tablolarda vereceğim. Belli bir yükselme ve tren eğilimine giren kayıp kaçak çok güncel rakamlar vereceğim ben size. En son 2006 yılının rakamlarını da vereceğim. Net rakamlardı bunlar. Fakat her şeye rağmen hala o OECD ülkelerin o rakamları tabloda birazdan göreceksiniz. İkincisini de seyrediyoruz. Bu kadar büyük mücadeleye rağmen ki biz Gaziantep için söylüyorum. Personelin 135'ini sırf kayıp kaçak işiyle ilgili çalıştırıyorum. Yani en önemli noktalardan biri haline geldi bizim için. Diğer yandan ben 84'te girdim kuruma. 86 yıldan beri bir özelleştirme adı var. Hala var. Ve herhalde biz emekli olacağız, göremeyeceğiz, devam edecek. Bak, yani 86-2001, benim emekliğime 2 yıl kaldı. Takdirlerinize sunuyorum ama kurum içerisinde bu biraz psikolojik sıkıntı yaratıyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. 2006 yılında Türkiye genelinde satın alınan enerji 126.41 milyar kilovat saat. Ve satılan büyük enerjide 107.31 milyar kilovat saat, 19.1 milyar kilovat saatlikte kayıp ve kaçağın bütünü olan, faturalanamayan bir enerji var. Bu rakamlarla geldiğimiz kayıp kaçak oranı %15.11 ki bu rakam 1994'teki rakam. Şimdi eğer bir de göreceğiz onu. Tabloda çok daha net görünüyor yıllara göre kayıp kaçak evleri. 92 yıldan itibaren 12.5 92 yılında ve 2000 yılına kadar yükselme trendine girmiş ve daha sonraki dönemlerde tekrar aşağılara doğru düşmeye başlamış. Şu andaki yakaladığımız noktada 15.11. Bu rakamlar tabii ki yüksek. Birazdan Türkiye'den bölge ve ilimize geldiğimizde bunu da çok daha rahat anlayacaksınız. Şimdi kayıp kaçak oranlarıyla ilgili dünyadan bazı ülkelere koydum buraya. Türkiye'de 15.1, ABD'de %8, Almanya'da 5.7 ki Almanya'da geçen yıl gitmiştim. Orada da artış eğilimi başladığını söylüyorlardı. Fransa benzer şekilde 7.2, İngiltere 8.8, İspanya 10, İtalya 7, 12.3 ile Macaristan, Polonya 12.8 ve Yunanistan 9.9 olarak. Buradan da göreceğiniz üzere Türkiye'de hakikaten hala kayıp kaçak
oranı yüksek. Bunu tek kaçak demiyorum. Özellikle tabii benim de bazı arkadaşlarım daha önce eleştirdiler. Kayıp kaçak maalesef net olarak verilerini ayıramadık. Bunu bana göre de ısrarla söylüyorum. Ayrılması lazım. Yani kayıp ayrı, kaçak ayrı olarak değerlendirilmeli. Bu konuda tüm mühendisler arkadaşlarım da ittifak içinde zaten. Bunun aksini söylemekle aldığımız eğitimi inkar olur diye düşünüyorum. Şimdi sizlere Türkiye genelindeki bazı rakamlardan bölgemizdeki çünkü bölgemiz derken biz Gaziantep ve Kilis Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmamıza rağmen Dicle Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin dışında kalan Toroslar Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin içinde olan bir ikiliz. Bunları da ben toplamda her tarafa aktaracağım birazdan ama önce Dicle'yi ve Toroslar'ı ayrı ayrı verip sonra toparlayacağım. Türkiye genelindeki abone sayımız 29.152.389. Alınan enerjisi 126.42, satılan enerjide 107.33 milyar kWh olduğunu söylemiştim. Kayıp kaçak oranında 115.10. Bu da gündeme bugüne kadar hiç gelmeyen bir konuyu özellikle aldım. Türkiye'de sıkıntı sadece kayıp kaçak değil veya kaçak değil. Türkiye'de bir de fatura edilip ödenmeyen bir elektrik var ve bunu ciddi manada finans sıkıntısına sokuyor. Son 2 yıldır, ben 2004 yılında il müdür olmuştum. İlk önceliğimi de tahsilatı kayıp kaça kadar önemsediğimi belirtmiştim çalışma arkadaşlarıma. Daha sonra genel müdürlüğümüzle bunu gündeme getirdi ve şu anda tahsilat konusunda performans kriterleri arasında inceleniyor, irdeleniyor. Türkiye genelinde şu anda 8.76 milyar YTL gibi bir alacağımız var. Ödenmemiş fatura var ve bir kriterden daha bahsetmek istiyorum burada. İllerin performansına bakılırken veya şirketlerin performansına bakılırken abone sayısı ve bakiye fatura sayınızın, yani bu ödenmemiş fatura olarak baktığınız sizin şu kısımdaki bakiye fatura sayınızın toplam abone sayısına oranı da bir kriterdir. Yani elinizde ürettiğiniz faturanın ne kadar elinizde kalmış, parayı tahsil edememişsiniz ki bu ölçüler arasındadır. Türkiye buradan gördüğünüz gibi rakamlar %0.57 gibi bir rakam. Yani bunun ideali 4 aboneye bir bakiye fatura gibi, yani 0.25 gibi bir rakam olması gerekiyor. Türkiye ortalaması bu. Buradan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne geldiğimizde rakamlar çok hakikaten telaşlı olarak bizim orada çalışan arkadaşlarımızın da bu kadar performansa rağmen sıkıntı yaşadığı değerlere dönüşüyor. Az önceki sıfır, Türkiye ortalaması 0.57 olan oran bir anda 2.5'un üzerine çıkıyor. Yani 957.146 aboneye 2.519.708 ödenmemiş faturayla karşılaşıyoruz. Toplam 8.7 milyar YTL alacağımızın da 2 milyar YTL'ye yakın 1.99 milyar YTL'si de bu bölgede. Aynı şekilde bölgenin alınan enerjisi az önceki katılımcı arkadaşlarımı biraz teyit etmek babından söylüyorum. Türkiye toplamının çok da abartılı bir rakamları değil, Musa Bey'in söylediği gibi 10.35 milyar kWh. Fakat buna karşılığın 4.74 milyar kWh'lık bir enerji faturası faturalandırılmış. Kayıp kaçak oranı 158.25 ve tahsilat oranı da fatura edileninde tekrar yarısından azı tahsil edilmiş 51.25 olarak görünüyor. Yine yakalanan kaçak abone, yakalanan aboneden kasıt o, kaçak abone sayısı bölgede 11.000 olarak belirmiş ve kaçak tahsilatında da çok düşük, 84 milyon YTL'ye karşılık 0.68 milyon YTL'lik bir tahsilat yapılmış. Orada da hakikaten sıkıntı var ve 11.000 kaçak yakalanmış olmasına karşılık savcılığa intikal ettirilen 1034 adet. Şimdi Toroslar'a geldiğinizde tablo birden değişiyor.
Ama öyle sayımız 2.5 milyon iken alınan enerji dijitalden biraz fazla 12.99 milyar kilovat saat. Satılan enerji 11.58 milyar kilovat saat ve kayıp kaçak oranında 10.85 Türkiye ortalamasının altında. Gaziantep'teki oran bunun da altında. Tahsilat oranı da aynı şekilde 94 olarak gerçekleşmiş. Bu okuma oranı genelde düşük görüyorsunuz. Burada 76, az önce 63'lerdeydi zannediyorum. Bunun nedeni daha ziyade sayaçların bizim ağırlığımızın gece kondu ve kırsalda olması abone sayımızın da sayaçların da ev içinde bulunmasından kaynaklanan bir okunamama sorunu var. Bunu aşmak için de birçok yöntem deneniyor şu anda. Aynı şekilde bölgede 25.5 milyon YTL civarında bir kaçak elektrik tahakkuğu ve 5.9 milyon YTL'de bir tahsilat olmuş. Yani savcılığa verilen abone sayısı da 15 bin olmuş. Bizim bölgeye baktığımızda bir ben değişiyor. Oran tahsilat satılamayan fatura diyeyim oranı bir anda birin altına düşüyor ve Gaziantep'te bu oran biraz daha düşük. Şimdi Gaziantep'e geldiğimizde 422.632 abonemiz var. Geçen yıl alınan enerji 3.82 milyar kilovat saat ki bizim sene başındaki hedeflediğimiz, tahmin ettiğimiz hedeften 20 milyon kilovat saatlik bir artış oldu. Bu da çok çok iyi bir tahmin bence. Bu senede 4.2 milyar kilovat saat gibi bir enerji çekeceğimizi gördük. Biz şu andaki veriler bu doğrultuda gidiyor. Aynı şekilde satılan enerji 3.43 milyar kilovat saat, kayıp kaçak oranı 10.29, tahsilat oranı %103.87 nasıl oldu diyeceksiniz. Geçmiş yıllarda birikmiş paralarının tahsilatına çok yüklendik biz. Gazi gibi ciddi tüketicilerimiz para ödememesine rağmen %100'ün üzerinde bir gerçekleşme sağladık. Bu da arkadaşlarımın başarısı, onları kutluyorum. Aynı şekilde Dicle'nin tamamına yakın Gaziantep'te kaçak elektrik yakalanmış geçen yıl 9.878. Ve bunlardan 3.820 tanesi savcılığa intikal ettirilmiş. Bunun nedeni şu, savcılığa intikal ettirilmeyen hiçbir abone olmaz. Hepsi mutlaka kaçak elektrik işlemine maruz kaldıysa mutlaka savcılığa intikal ettirilir. Fakat savcılıklar son zamanlarda kendi yapacakları işler de bizim üstümüze yıktılar. Yani kimlik tespitinden tutun da hazırlanması gereken tüm bilgileri hazırlayıp öyle getirmemizi istediler. Bundan dolayı onlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Zira Türkiye genelinde TEDAŞ'ın ortak bir sıkıntısı abonelerimiz, abone dosyalarımız güncel değil. Yani öyle icraya çekiyoruz. Adam 20 yıl önce vefat etmiş, hala abone görünüyor falan. Yani bu tür handikaplar var kurumun. Bununla ilgili de bu yıl Türkiye genelinde ihaleten, numarataş ihalesi adı altında bunların dosyaların güncellenmesiyle ilgili gerek adres güncellenmesi, gerek abone güncellenmesi ve gerek yeni şartlara uygun sözleşmelerin güncellenmesi şeklinde ihale yoluyla bunları hizmet alımıyla çözmeye çalışacağız. Bu yılki programımız içerisinde Türkiye genelinde. Şimdi olaya tek taraflı bakmamak lazım. Biz mühendisiz, yani her boyutundan bakmamız gerekiyor. Birinci boyutu buydu. Ciddi manada Güneydoğu Anadolu bölgesinde alınan enerji ile satılan enerji arasında ciddi manada kayıp kaçak söz konusu. Bu ne? Artık bunu tartışmaya gerek yok. Yani bunları çözmek için de mücadele edilmeli. Olayın farklı bir tarafı. Fakat yatırımlara geldiğimizde durumuna bir de ona bakmak gerek diye düşünüyorum. Türkiye genelinde geçen yıl ilk ödenek olarak 485 milyon YTL'lik büyük ön bütçeyle başladık. İki yıldır maalesef böyle bir sıkıntımız var. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yıl içerisinde, yılın ortasına doğru alınan ek kaynaklarla ödenekler artırılması veya harcayamayan illerden diğer illere transfer edilerek ödenek revize edilmesi gündemde.
Azimel ilerden diğer ilerden olarak gevşetilmesi hakikaten güzel bir olay. Yani zaten bütçe olarak çok az aldığımız bir para var. En azından Azimel ilerden öbür tarafa aktararak kurum içerisinde yatırıma dönüştürülmesi o bütçenin hoş bir durum. Fakat yılın sonuna doğru verilen ödenekler harcamakta hakikaten sorun yaratıyor. Yani mühendislik tekniğine baktığınızda bunun bilemiyorum çok da kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum ben. Yani programınızı alt üst ediyor. Gelen parayı harcama kaygısıyla panikle yükleniyorsunuz. O da diğer taraflardan biraz kaliteden fire ve neyi gerektiriyor gibi geliyor bana. Şimdi bu az önceki bahsettiğimiz paradan 690 milyondan Dicle Eder ne kadarını almış? İyi bir var burada. Gerçekleşmeler de var. Detay bilgiler var. Dikkat ederseniz ilk ödenekle revizeli ödenekler arasında farklar var. Örneğin Diyarbakır'a baktığınız 6.19 milyon YTL ilk baştaki ödenek ama revize edildiğinde 13.22'ye çıkmış. Zaman içerisinde verilen paralar. Doğal olarak arkadaşlarımızın bu parayı harcamada çok abartılı cambazlık yapması gerekiyor. Buna rağmen de son 2 yıldır özellikle Sayın Bakanımız 2005'te çok abartılı bir şekilde bu konu üzerine gitti. Ve gerçekleşme yükleri de iyi. Yani geçmiş yıllarla kıyaslandığında TEDAŞ'ta revize paralar vermesine rağmen gerçekleşmeler iyi. Dicle Eder'in toplam olarak harcadığı para, nihai harcadığı para 30.32 milyon YTL. Bu rakamı lütfen aklınızda tutun. Birazdan sonra söyleyeceklerim için önemli. Güneydoğu Anadolu bölgesinin diğer grubu olan Toroslar Edaş'ın içinde olduğu, Gaziantep Vekilisi'nin içinde olduğu Toroslar Edaş'ın harcamaları da Dicle'den çok da farklı değil aslında. Yani diğer bölgeye baktığınızda da 48.97 milyon YTL'lik bir harcama var. Biraz daha gerçekleşme yüzdesi de Dicle'ye nazaran iyi. Diğer %90'lı burada 92.24. Şimdi bunun peşinden Gaziantep ve Kilis'in buradaki harcadığı 8.29 milyon YTL ve Kilis'in harcadığı 1.45 milyon YTL'yi Güneydoğu Anadolu bölgesine aktardığımızda şu rakama ulaşıyoruz. 40.06 milyon YTL. Bu rakam Ankara ilinin harcadığı 52.95 milyon YTL'den düşük. Antalya ilinin harcadığı 41.77 milyon YTL'den de düşük. Ha belki Antalya ve Ankara birkaç yıllık uçuk paralar harcıyor. Özellikle Antalya yani 2005 ve 2006'da hakikaten normal üstünde paralar harcadı ama bunu şunun için vurgulamak gereği duydum. Sistem kendi büyüklüğü veya kendi ihtiyaçları oranında toplam bütçeden alması gereken bir pay var. Onu almıyor. Yani toplam bütçeden kastım. TEDAŞ'ın toplam yatırım için ayırdığı bütçeden alması gerçek oranda almıyor. Ve bunun sonucunda bu konudaki kriterler net olarak maalesef ortaya konmuş değil. Veya uyulmuyor. Yani bunun çeşidi çok, çeşitlendirebiliyorum. Sonuçta yatırımlarda bir homojenlik yok. Ve bunun kurum içerisinde de bizler sıkıntısını yaşayan yerlerde dile getiriyoruz. Zaten rakamlarda bunu çok net olarak vermiyor. TEDAŞ'ın toplam yıllık cirosu ile ilgili net verileri alamadım. Geçen yılki vardı ama 2005 vardı ama 2006'yı net alamadım. O nedenle 12 milyar YTL civarında olduğunu tahmin ediyorum ki tahminlerimde çok yanılmam. Yıllık da ortalama enerji artışımız %8 civarında. Bunun karşılığında toplam yatırımımız 691.75 milyon YTL. Takdirlerinize sunuyorum. Yani bir kurumu hırpalarken, bir kurumu eleştirirken bu rakamlara da biraz dikkat etsin istiyorum. Şimdi mühendislik güzel bir şey. Ben işte 44 yaşındayım. 36 yıllık elektrikçiyim. Sistem siz ona ne verirseniz aynısınız diye geldi. Bayılıyorum. O kadar dürüst ki ne verseniz onu alıyorsunuz. Bunu rakamlarda görmek çok, işletme rakamlarına geldiğinizde bunu çok güzel görüyorsunuz. Kayıp kaçağın artması, böyle de.
yatırımların az olması, işletme sorunları olarak size katıldık gibi bir yerde. İşletmeli olan trafoların yanma oranına baktığımızda Dicle en alttaki satırda %8.09'da birinci sırada. Hakikaten bunun manası şu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 100 tane işletmeli olan trafonuzun her 8 tanesi yanıyor. Tercüme değil bu, yani bunun Türkçesi bu. Aynı şekilde bu trafoların arızalanması yönünde son 1-2 yıldır güzel, özellikle bilgi yönetim sistemiyle ilgili iletişimin gelişmesinden dolayı sahadan çok güzel bilgiler alınıp merkeze analiz edilmeye başlandı. Bu konuda da arkadaşlarımız, hakikaten yetişmiş arkadaşlarımız da var merkezde. Güzel analiz ediyorlar. Zaman zaman onlarla da içli dışı oluyoruz bu konularda. Örneğin değişik kriterler aldılar. Ben size en uç noktasını vereceğim. Türkiye genelinde 500, yılda 500'ün üzerinde, 500 adetin üzerinde açma yapan giderlerin, çıkışların tablosunu vereceğim. Durumu ve ahmetin daha net göreceksiniz orada. Uç olduğu için bunu verdik. Bu geçici ve kalıcı arızalar yönünden. Birinci sırada yine pardon şuna gelin isterseniz önce. Türkiye'de 500'ün üstünde açma yapan giderler. TEİAŞ'ın net düzenli tuttuğu, bizden daha iyi tutuyor TEİAŞ, bunu takdir ediyorum. Düzenli tuttuğu açmalar, Türkiye genelindeki sıralama bu. 500 üzerinde açma yapan yılda fiderler. Ağırlığını Dicle içerisindeki Şanlıurfa sulama fiderler oluşturuyor. Bunun bir sayfası daha var, ilk 500'ün içerisinde. Bizden de bir tane Fesipaşa Sakçaköz'ü fider 9 olarak gelmiş. Bu da sulama hattı. Şimdi bunu bir grubu, bir kesimi eleştirmek adına almayın lütfen. Bu Türkiye'nin gerçeği. 150'ye geldiğinizde fider açmalarında Türkiye'nin birçok ilinden 150 fider açmalarını almadım sunum çok uzamasın diye. Türkiye'nin genelinde çok fazla açma olduğunu göreceksiniz 150 fidere geldiğinizde. Ve Türkiye genelindeki toplam açmaların ülke bazındaki şirket bazına bölündüğündeki oranda da maalesef Güneydoğu Anadolu bölgesi yine birinci sırada. Bunu iç çekilerde tercüme edebiliriz. Biz Güneydoğu Anadolu'daki insanlara kaliteli enerji veremiyoruz. Tercümesi budur. Bir başka tercümesi bizim oradaki altyapımız yeterli değil. Enerjiyi kaçırmıyoruz. Bir başka tercümesi, işletmeci günü hepsini üst üste koymakta fayda var. Bunlar lütfen hepsinden birer parça alın, tek değil hiçbiri. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ki tüketicilerimiz bizim sistemimize çok fazla müdahale ediyor. Bu da var şey içinde. Özellikle ağırlığını, Urfa'nın oluşturmasının altında yatan neden bu. Şimdi bunu çok koymayı düşünmüyordum ama Türkiye'de elektrik fiyatları çok pahalı diye her tarafta duyuyoruz. Yani Sayın Başkanım da az önce belirtti, Tüketici Dernekleri Başkanı. Yani biraz bunu kendi öz eleştirimiz olarak alın. Herkes kendi üzerine düşeni alsın diye düşünüyorum. Biz çok kitap okumuyoruz, gazetelerden alıyoruz bir takım değerleri. Gazeteler bize ne söylüyorsa biz o kadarını biliyoruz. Konuştuğumuz çoğu şey gazetelerden aldığımız değerler. Bu basını dışlamak anlamında falan alınmasın. Fakat buradaki değerler OECD ülkelerindeki bazı ülkelerin elektrik fiyatları. Bu bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi Türkiye'de sanayiyle mesleğen tüketimi arasındaki oran %93. Makasın en fazla daraldığı ülke Türkiye. Dikkat ettiğiniz onu göreceksiniz. Fakat burada söylemi bence düzeltmek açısından koydum bunu. Bunu iki hafta önce İskoçya'daydık ve siyasal bilgilerden bir doçent arkadaşımız vardı grubumuzda. Sosyolog kendisi. Orada da benzer konuları konuştuk ve şuna karar verdik.
Az önce Musa Bey aslında özetledi olayı. Türkiye'de elektrik fiyatları döviz başına baktığınızda çok pahalı değil. Bunu söylerseniz yanlış olmaz. Yanlış şu, satın alma karakterlerine göre çok çok pahalı. Yani bence bu söylemi düzeltmemiz gerekiyor. Aksi halde sıkıntı yaşayacağız. Yani Türkiye'de elektrik fiyatları pahalı değil. Yani onu dediğiniz an dövize vurdunuz işte. Yani özellikle meskenler çok da pahalı değil görünüyor. Ama satın alma parkelerine baktığınızda örneğin gittiğimiz İskoçya'da saatlik ücret 5,5 pound'tu. Adamın asgari ücreti nereden baksanız 2,7 milyar Türk lirasına falan geliyor. Yani orada da elektrik fiyatı bunun iki misli gibi falan. Şimdi onu eğer alma pahalı elektrik kullanıyorlar baz alırsanız yalnızsınız. Adam asgari ücrete kaç kilovat saat elektrik alıyor baktığınızda hakikaten bizde pahalı. Bunu düzeltmek açısından koydum. Yoksa Türkiye'deki elektrik fiyatlarını savunmak veya yemek anlamında değil, bir söylemi düzeltmek açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bazı şeyler söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. Sayın İsmet Devrimenci belki bu noktada bana ışık tuttu konuşmalar arasında bahsederken. İşte ülkemizin bir enerji politikası olmadığını söyledi. Elektrik fiyatlarının yüksekliğini söyledi. Onu bu şekilde düzeltmiş olayım. Şimdi genel manada Türkiye'de akşam Gülay Hocam'la konuşurken şunu demiştim. Biz sevgide de şiddette de çok abartıyı seven bir milletiz. Severken öyle bir seviyoruz ki onun hiç kusursuz, insanüstü bir yaratık olduğunu falan düşünüyoruz. Yerken de öyle bir yemiyoruz ki, yerken de öyle bir vuruyoruz ki. El alma tarafı yok. Bunun işte de o değil aslında. Her olayda yorum farkları var. Her olayda manipüle edilen değerler var. Onlara biraz daha ihtiyatlı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iki konuyu bir savunma hakkı gibi de düşünüyorum ama iki konuda bahsetmek istiyorum. Sayın İsmet Değmenci'nin söylediklerinden. Sorumsuz kişilerin kabloyu açıkta bırakmasından dolayı iki çocuğun ayağı koptu. Bu gazete haberini hatırlıyorum. Haber şöyle, suçlu ayağa kalk. Haber bu. 2005 yılında Gecekondu bölgesinde Gecekondu ruhsat olmayan, yapılmış, sokağa doğru taşan, özellikle bu bölgede fazla Siirt, Antep'ten uyuyor konuda çok daha iyi Siirt'teyken daha mutluydum o anlamda. Saçak diye tabir ettiğimiz sokağa doğru çıkmalar var. Bitişik nizamda binalar yapılırken aksanızın sınırına yaparsınız. 2 metre içerisinde böyle yaparsınız. Bunu Antep'te, özellikle Antep'te biraz fazla sanki ters algılamışlar. Sınıra yaparsınız. 2 metre dışarı çıkarsınız. O zaman Gaziantep'teki %65-70'inin imarsız olduğu veya imarın sonradan yapıldığı bir kentte vatandaş gerek göçten gerek daha hareketli olduğundan devlet kurumlarından önde gidiyor. Bu çok net. Biz bazı bölgelerde en azından telaş olarak bu ayrımımızı kapatalım diye yüklendik ve biraz vatandaşın önde gitme çabasına girdik. Bu olayın olduğu bölge Vatan Mahallesi, son birkaç yılda oluşan bir mahalle ağırlığı ve biz oraya yaptığımızda ev bile yok. Vatandaş üst katını yapmış, sokağa doğru çıkmış 2 metre, adeta yaklaşmış enerji nakilatlarına ve evin çocuğuyla bir misafirle gelen çocuk bir cisim uzatarak elektriğe çarpılmışlar. Hadise bu. Tabii insan boyutuna baktığınızda bu derken çok basiteydi diye bir düşünmeyin lütfen. Sonuçta biz insanız, biz babayız. Aynı sıkıntılar, kendi çocuğumuz olduğunda ne yaşayacaksak her insanda tekrar tekrar yaşıyoruz. Bu arkadaşlar normal süresinde bir yıllık manevi tazminat açma dönemi ve savcılık bu olaya vatandaşın sebep olduğunu düşünerek takipsizlik vermiş.
Daha sonra üst mahkemeye kimse şikayet, itiraz edildi. Mahkeme görülüyor şu anda. Mahkeme devam ediyor. Hukuk davasına geldiğinde de işte 115 milyar yanlış hatırlamıyorsam bir tazminat istendi. 100 milyar manevi, 15 milyar maddi. Bilgiler açtığı için bizim kurum avukatlarının ilk savunması bilgiler açtığı için manevi tazminat talep edemez dedi. Rakabı gol büyük. Karşı taraf bir anda kendi hukuk, avukatının hukuksu, hukuk beceriksizliğini bastırabilmek için olayı gazete manşetlerine taşıdılar. Suçlu ayağa kalk. Yargıda devam eden bir konuda suçlu gazete belirleyemez. O kadar uzun boylu değil. Ve bakıyorsunuz, olayı gazeteciler arkadaşım gittim, nedir bu olayınız dedim. Ben bendekiler anlattım, onlar onlardakiler anlattı. Gazeteciler de öne getirmiş. Hukukta gösteremedi beceriyi, avukat arkadaşımız gitmiş gazetede göstermeye kalkıyor ve kamuoyunu bu şekilde yönlendiriyorlar. Diğer bir konu. Bir çiftlikte, başkanımın aynen tabirini söylüyorum, bir çiftlikte kaçak etlik yakalandı, siyasi yönden kayboluyor. İşte buraya niye bu kadar gaz para çıktı vesaire vesaire. Tüketicilerimizin şikayetlerini dile getiriyorum buradan sorularını. Sizin söylediğinizi aynı aldım başkanım. Tamam. Farklıysa uyarım lütfen, not aldım çünkü. Gaziantep'te merkezdeki büyük ilçenin belediye başkanının bağrında kaçak elektrik yakalandı. Çok net anlatayım. Hadise şu. Ben 2004 yılında il müdürü olduğumda oturdum arkadaşlarımla bir hesap kitap yaptım. Gaziantep'teki gerçek kayıp kaçak oranı %21'di. Savunlanmış değerde %18 nokta küsürdü. Tabii mi lütfen hoş görün. Ben size arkadaşlarımla bu şekilde konuşmak çok hoşuma gitmiyor. Savunlanmış değer dedim. Çünkü Türkiye'de bir dönem içerisinde özellikle 2000-2002 yıllarında Türkiye'deki kayıp kaçak konusundaki birçok değer savunlandı. Ümer olarak ben bunu söylememem gerekiyor ama savunandı. Bir anlamı anlatayım müsaade ederseniz. Zamanınızı çok aldım başkanım. Bu salonda sene 2000 veya 2001 olabilir ama o arada Sayın Bakan Zeki Çakan burada konuşuyor. O anki il müdürü arkadaşım da şurada bir yerde, ben de arkada bir yerdeyim. Antep il müdürü nerede dedi. Kalktı arkadaşımız. Kaça düşürdün dedi, kayıp kaça. Bana söylediğin yerde düştün mü dedi. Düştüm Sayın Bakan. Bakın dedi, ben bu çocuk bana dedi ki dedi, kaça düşebilirsin? %20'ye düşerim Sayın Bakanım dedi. Ben de 2 puan da benim için düşerim dedi. Emin olun. 2 puan onun için düşürür. Ve faturalanmamış enerji bir yıl sonra yaptılar 100 milyon kilo zaten. Kaç istiyorsunuz söyle. Gerçeklerle bir türlü yüzleşmemiz lazım. Biz mühendisiz. Sayılar çok iyi biliriz biz. Matematik bizim işimiz. Ve az önceki kastettiğim gerçek manadaki kayıp kaçak yüzdeyi gördüm derken onu kastettim. Aydınlatma böyle yüklenildi. Türkiye'nin birçok ilinde %6 aydınlatma atıldı. Gaziantep'te dahil. Ölçtük 2.41. 2.41. Mersin'e bakıyorsunuz, sokaklar özellikle tasarruf yapılmış, karartılmış. Atılan aydınlatma rakamlarına bakıyorsunuz, %6. Kendimizle bir türlü yüzleşelim. Rakamlardan niye korkuyoruz ki? Gelip fotoğrafımızı bir çekelim. Biz bu bağlamda tuttuk, kendi arkadaşlarımla. Bizim bir avantajımız şu, hep söylediğim bir şey var. TEDAŞ burada cezaevinin bitişinde, ben de TEDAŞ yer açık cezaevi diyorum. 1990 yılından beri orada kalıyoruz. Arkadaşlarımız da genelde o TEDAŞ'lara açık cezaevinin içinde olduğu için günlük bizim çalışma süremiz 15 saatin altına düşmüyor. Gece o kevinerken bile biz rakamlar varıyoruz.
yapıyoruz. Ayrıca çıkıyoruz, spor yapacağız. İşi vermediğimizde o gün hararetli bir tartışmaya giriyoruz. Öyle gidiyor. Dedik ki ya, Gaziantep'te tüketimin %70'i sanayi olan, mesleğinlerin ancak %12 falan bulduğu bir kentte %20 kayıp kaçak çok abartı. Mesleğinlerin hepsi ödemezse, çalsa gene bu rakam olmaz. O yüzden dedim ben hiç elektrik çalmadım, ben de bu kurumun abonesiyim. İlgili şube müdür abi sen çaldın mı dedim, yok müdürüm ben de çalmadım dedi. O halde birileri de çalmıyor. Ve tuttuk, biz bir de hep söylem şu, orada da bir yanılgıya düştüğümüzü düşünüyorum. Akşam da bazı arkadaşlarım yemek sırasında benzer konular gündeme getirdiler. Dediler ki işte kenar mahallede kablo toplamak bu çok hoş bir şey değil. Değil evet yani bizim sevimsiz yüzümüz ama o bir tarafta o kaçak elektrikli olan gerçek yüzü. Biz dedik sanayiden başlayalım. Organize sanayiden başladık. İşte mahallede büyük fabrikalarda kaçak yakaladık. Geldik KOBİ'lere, motoru çektik. Baktık bizim gücümüzü aşacak. Çevrilerden Adana, Mersin, Hatay'dan yardım istedik. Geldik. Öyle bir şeylerle karşılaştık ki 20 yıldır abone olmayan okullar var. Abartmıyorum 20 yıldır Milli Eğitim'e bağlı bir okul abone değil. 1993'te yapılmış şehrin Gümen'deki sağlık ocağı 2005'te abone olmadığını fark ettik. Olayın hepsini bir tarafa atmanın çok sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Madem ki sayılar tam koyacağız yani. Toplumun her kesiminde kaçak vardı. Ve geldik, Antep'te bağ evleri meşhurdur. Yani insanların gidebileceği yerlerden biri, hafta sonu ailesiyle kendine ait bir mekan. Mümkünse, özellikle şeylere girmeyin. Toparlayın, yok yok. Şunu da toparlayayım. Biz de tuttuk, Gaziantep'teki tüm bağ evlerini sadece pazar günleri gelen insanlar oldu. Arkadaşlarımız hep birlikte kendi keyfimizden beraber dedik, pazar günleri tüm bağlarını taradık Gaziantep'teki. Bu bağlamda birçok kişinin bağında eşit şekillerde kaçaklar yakaladık. Ve bu aradan üzülerek söylüyorum %35. 100 tane bağını dolandıysak 35 tanesinde kaçak yakaladık. Bunun akabinde de düzenli olarak bunlar belli bir periyot içerisinde zannediyorum 14-15 ay gibi geriden az önce bahsettiğim teknik nedenlerden dolayı kimlik bilgiler toplanıp savcılığa aktarılıyor. Ve o belediye başkanı da aynı şekilde bunların içerisinde yakalanmış. Yalnız belediye başkanımızınki bağ evi değildi, bir deve kuşu çiftliğiydi. Alan da çok büyüktü ve elektrik enerjisiyle çok fazla bir yoğunluğu olan bir yerdi deve kuşu çiftliği. Müsaadenizle bir bitireyim. Şimdi bağ evinde sigara vurguluyorum. Bağırında o belediye başkanına ait arazide de bir kaçak tespiti yapılmış. Ben TEDAŞ cephesinden baktığımda bir tarafta biz, bir tarafta aboneler var. Abonenin ismi ben hiç mi çekilmediniz? Abonenin ismi ben ilgilendiyse o kaçak tutulmazdı zaten. Kaçak tutuldu. Bir. İki sonrası Bağırında deve kuşuğu çiftliği değildi. Arkadaşımın bilgiler genelde gazete küpürlerine dayandığı için, az önceki okuduklar da gazetelerden gördüm. Sıkıntı buradan çıkıyor. Az önce söylemeye çalıştığım bu. Ben sonuçta... Özür dilerim, bilirim. Şimdi ben suçum hadi şu, ben yerini çok iyi biliyorum. Sizinle de beraber gidelim. Şimdi oraya gidildi, savcılık baktı ve orası deve kuşuğu çiftliği değildi. Deve kuşuğu çiftliği ayrı. Müsaadenizle bitirin. Şimdi bundan sonra ne oldu? Birileri niye yakaladın derdine düştü? Birileri yargılara gaz olur mu derdine düştü. Hiç kimse şunu düşünmedi. İktidar Partisi'nin Gaziantep gibi büyük bir kentte 700 bin nüfuslu bir ilçe belediye başkanına kaçak tutma cesaretini gösteren arkadaşlarımız hiç düşünmediler. Biraz olaya bu açıdan bak. Ne kadar para çıktı? Söyleyeyim 732 milyon para çıktı. EPDK'da kaçak elektriğin ve ne şekilde fiyat tarifesi uygulanacağı belli. Geçin yakalan gazeteciler işi. Ve Gaziantep bu konuyu en az 2 ay tartıştı. Ve en sonunda en o kendine yakışanı yaptı.
kalktı, basın açıklaması yaptı. Dedi ki, yeter yapmayın. Biz bu konuda yeterince acı çektik. Ve bugün gelinen noktada rahmet tanıyorum bir arkadaşımızı. Aynı benzer olaylarda kaybettik. Kurum çarşafının hassasiyetleri var. Biz bu ülkenin elemanlarıyız. Kenayla gelmedi. Ne yapıyorsunuz? 23 yıllık meslek hayatımda 15'in üzerinde kucağımda arkadaşım öldü. Kimse başına bakmıyor. Sadece birileri sırf bir şeyler söylemiş olmak için söylüyor. Sıkıntı bu. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Ali'ye. Evet, salondan sorumuz var mı? Serkan Aslıoğlu, ben Mutfa Desteği'den katılıyorum bu konuma. Evet. Birinci olarak sürekli bahsedildiği yüksek fiyatları olarak bildiğim kadarıyla elektrik fiyatları 5-6 senedir 119.500 lira beslendi. 150 lira. Yanlışsam ben düzelttim, onu düzeltmek istedim. Elektrik fiyatları son 5-6 senedir yükselmiyor. İkincisi olarak Şanlıurfa'daki kaçak elektrikten bahsetti. Ben Şanlıurfa'da katılıyorum buraya. Şimdi Şanlıurfa'da Viranşehir Ovası'nda, Akçakar Ovası'nda malum Şanlıurfa tünellerine gelen sular geçişleri için kanlar vasıtasıyla oradaki halkın da geçim kaynağı çiftçilik olduğu için mevcut araziler var bir şekilde yer altı sularından faydalanarak çiftçilik yapmak durumundalar. Bunun önüne geçilmiyor yani kaçak elektrik konusunda çok fazla kaçak elektrik yakalanıyor. Yani savcılar da gidiyor. Yani bir kişiler sene hapis alıyor. 30-40 milyar dolayı ceza faturası kesiliyor ve bu sürekli ödenmediği için 150-200 milyara kadar ulaşıyor. Ama çözüm olmuyor yani. Yakalanan vatandaş kaçak elektrikten yakalayıp sonra savcılar verip o parayı zaten tahsil edemiyorsunuz. Buna başka bir çözüm bulunmasının daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Yani oradaki ziraatçı arkadaşlar, çiftçi arkadaşlar şöyle bir öneride bulundular. Mesela halk arasında sulama yapıldığı zaman sulanan arazinin büyüklüğü nispetinde herkese bir bedel alınıyor. Aynı şekilde mali kanalı bittiğinde, Viranşehir Ovası'na su yetiştiğinde bu zamana kadar böyle bir bulama yapılsa nasıl olur? Yani bir teknik olarak söylüyorum. Çünkü bu şekilde kaçak elektrik önüne geçmiyor. Yani şimdi oraya kalmama zaten 40 milyar ceza kesildiğinde çiftçi o kadar ödeyecek parası yok. Artı hapis yatıyor, arkasında küçük bedeller kalıyor. Bu benim kaçak elektrikten yana değilim de buna başka bir çözüm bulunsa o yönde bir teknik sunum takdim edeceğim. Teşekkürler size. Pardon, bir şey söyleyeyim. Burada yanlış anlaşılmasın. Ben bölgenin fotoğrafını çekmeye çalıştım. Buradaki insanları eleştirmek veya bir yöne kanzetmek anlamında söylemedim. Ben o bölgede çalışmış bir insanım. Bunun çözümü TEDAŞ'ta değil. TEDAŞ sonuç kısmında işin. Biz yaşıyoruz. Gaziantep, Urfa'nın içinde olduğu TEİAŞ'ın bölge müdürlüğü Gaziantep'te 2 aya yakındık. Sadece geçenlerde törende görebildim ben bölge müdürlüğü. Yine de arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu Ufa'da çalışıyorlar. Yani biz işin sıkıntı çeken tarafındayız. Teşekkürler. Serkan Bey, evet çözüm zannedersen bu oturuma katılanlar da buna cevap veremez. Daha yukarılarda aramak gerekiyor. Sorun biraz DSE'nin yatırımlarını o da DSE'nin tabii ki yatırım bütçesine vesaire. Tabii ki plan sorumluluk var ama... Sorun olacak benim de. Genelde tüketicilerimizin en fazla işgal ettiği... Pardon. DSE'den... Cevap vermedim, uzun olmadı. Yok, sulama olursa, yani normal sulama olursa trafolar olmaz. Evet, o da DSE'nin bütçe programına göre, yatırım programına göre öncelikleri var. Zannedersem oraya da projeye alınmış
başlanmışsa bir gün sonra gelecek ama o zamanı bilemiyorsun. Buyurun. Serkan Bey yanlış anlamadıysa, eğer su doğal olarak gelirse cazibesiyle, herkes bunu kullanırsa elektrik harcamasına da gerek kalmaz diyor. Evet, onu istiyor. Peki, buyur Musa. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aslında bu bir yine kayıtlara geçmesini arzu ettiğim için söz aldım. Özellikle son 90'lı yıllardan bu yana mühendisler içinde olmak kaydıyla, biz mühendisler sütlenak kendimizden mah değiliz. Genel bir bürokrat tipi gelişti. Kendini biraz siyasetçinin yediği gibi gören ve siyasetçinin olmadığı yerde de politikacı gibi davranmayı davranış biçimi haline getiren, bizim gibi kamu eksenli yapılarla da mesafeli senin bu düzlem üzerinden kurmaya çalışan bir bürokrat tipi gelişti. Bu TEDAŞ'ta da çok yoğun bir bürokrat tipi. Ben bugün bunu burada kıran bir müesse çalışanı, bir il müdürü görmekten ve buradaki bilgileri çekinmeden çok yürekli bir şekilde iğnenin bir ucunu da öncelikle kendisine batırma cesaretini de gösteren bir sunumla bunu burada tersine çevirdiği için Sayın Ali Akbağ'a çok teşekkür ediyorum. Zevk edinin. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, salondan başka. Peki, teşekkür ediyoruz. Atkın'dan. Sayın Müdürüm, sosyal diye söylüyorum. Tüketicilerimizin en çok şikayet ettiği saatlerin belirli zaman içerisinde sökülüp denetlemeye veya kontrola gittiği zaman görevlilerin saati söküp arabanın içerisine, aracın içine kaldırıp atması. Bu kaldırıp atma esnasında büyünün kırılması veya içerideki işte o çalıştırıcı aletlerin bozulmasından dolayı bu sefer tüketici kaçakçı durumuna düşüyor. Şimdi aslında olması gereken şu bana göre. Lütfen aslında görevliler bunları yapsalar daha iyi olur. Sayaç abonenin gözü önünde sökülecek, bir poşetin içine konacak, mühürlenecek ve ondan sonra kontrola gidecek. Ama bakıyoruz nedense hiç böyle bir uygulama olmuyor. Saati söküyorlar, kaldırıyor, atıyor aracın içerisine. O atma esnasında bir takım tabii parçalar kırılınca vatandaş da tüketici de kaçakçı durumuna düşüyor. Bu konuda bilgisi var mı? Şimdi onu şöyle izah edeyim. Yıllardır il müdürlerinin genel müdürlüğümüzden bir talebi var. Belli bir süreçte kayıp kaçak moda haline geldi. Kullanmayanlara aptal gözüyle bakıldığı bir süreçten geldik. Ve bugün insanlar çoğunlukla bu kaçak eğiliminden vazgeçmeye yöneldi. Bu bir mücadele, bir süreç. Bu arada şunu öğrenmiştik biz genel müdürlüğümüze. Belli bir dönemde sayaca müdahale çok. Sayacın delinmesi, bakanlığa ait vekalet mühürlerini koparılarak numaratörlerle müdahale edilmesi vesaire. Bu konularda mutlaka bir genel manada bir milat alınıp bir af çıkarılmasını ve sayacların o dönem içerisinde pişman olmuş, bundan sonra kaçak kullanmamayı düşünen insanlara bir şans verilmesini önerdik. İl müdürlerimizin hepsinin ortak düşünceler arasında. Kendi aramızda konuştuğumuzda da ortak bir akıl olarak çıkıyor bu. Fakat bunu bir türlü gerçekleştirilemedi. Yani yasal zorunluluk nedir bilemiyorum. Bu talepler hala var. Şimdi bana gelen bugüne kadar yıllık ortalama 10 bin civarında kaçak yakalıyoruz. Bu gidişle daha tahsilat müdür arkadaşa söylediğim bir şey var.
herhalde önümüzde tabutun ucundan tutacak adam kalmayacak Antep'te. Yani o kadar biz hizmet için kurulan bir kuruluş, vatandaşla cebelleşik haldeyiz. 426 bin abonem var, geçen sene 150 bin abonenin elektrik kesmişim parma alabilmem için. Çok ciddi rakamlar bunlar. Yani sokakta artık merhaba sizi tanıdım telaş mıydım değil misiniz diyenler bana ne acaba hangi aygımı yüzüme vuracak diye geliyorum. Yani bir noktada hizmet eden bir kurumu toplum nezdinde bu kadar sevimsiz bir konuma düşmesi hakikaten bize rahatsız ediyor ama inanın birebir bana gelen tüm şikayetleri takip ediyorum. Bugüne kadar kendi dönemde 30 bine yakın kaçak yakalandı. Henüz bizim haksız çıktığımız bir tane olmadı. Yani o bağlamda genelde yakalanan, kaçağa yakalanan insanlar çok değişik şekillerde kurum personeline iftiharlar atıyor. Tabii biz bunları da değerlendiriyoruz ama sonuçta insan unsuru varsa işin içinde acaba'yı her zaman değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat onun çözümünün daha ziyade bir kere mahsus sayıçlarının kendi rızasıyla vatandaşların değişmesine bir türlü fırsat tanınması olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da hala ısrar ediyorum. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Bugünkü oturumu kapatmazdan önce bir toparlama yapmak istiyorum. Bugün düne nazaran biraz daha yöreye yönelik sorunlara daha detaylı girildi. Biraz tartışmalı konuşmalar oldu. Fakat tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Dinleyicilere de sabırlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Öğle yemeği üniversite kafeteryasında olacak. Orada katılımcılara birer teşekkür belgesi vermek üzere Oda Başkanımız Arif Bey'i davet ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum. Ben önce memnuniyetimi
ve oturumu yönetmek üzere yürütmek kurulunun bana bu görevi vermesinden dolayı teşekkürlerimi arz ederek başlamak istiyorum. Umarım bu bölümde iyi bir tartışmanın çıkmasını bekliyorum. Aslında dünden bu yana yürüttüğümüz çalışmaların biraz da taçlandırıldığı bir bölüm olarak paneli sürdürmek hepimizin sanıyorum ortak beklentisi. Ben de paneli yöneten kişi olarak bu beklentinin azami ölçüde karşılığını bulması için çaba sarf etmek için sizlere söz veriyorum. Evet, bugünkü bölümün aslında bir benzerini çok yakın zamanda Elektrik Mühendisler Odası Kocaeli Şubesi'nde gerçekleştirilen Enerji Verimliği 07 Enerji Verimliği ve Kalitesi 2. Sempozyumunda benzer bir başlıkla bir panel yürütmüştük. Yine orada da oturum başkanlığı görevini ben üstlenmiştim. Son derece verimli tartışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Zira salondan çok ciddi katkı almıştık. Bu bölümde de ben değerli katılımcılarımızdan sizlerden aynı katkıyı beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bunu da karşılanabilmesi için oturum yönetimi olarak şöyle bir yönetim biçimini ben panelistlerimizin ve sizlerin de olurlarına sormak istiyorum. İlk önce bir 15'er dakikalık sunum ve konuşmalarımızı yapalım. Bundan sonra sözü salondaki katılımcılarımıza vererek gelecek sorularla birlikte konuşmacılarımız hem o sorularla hem de eksik bıraktıkları noktaları tamamlayarak 5 dakika ve soruların büyüklüğüne göre süreyi de bu şekilde kullanarak devam etsinler. Şayet herhangi oturumcumuz panelistimize soru gelmemişse ve diyecek noktaları varsa yine aynı süreyi kendilerine de vererek bu şekilde paneli sürdürelim diye bir öneride bulunuyorum. Sizlerce uygun mu arkadaşlar? Sanıyorum sizler açısından da uygundur diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu anlamda katılımcıların kendilerine söz aldıklarında ikişer dakikayı geçmeyecek şekilde kısa bir özgeçmiş vermelerini rica ediyorum. Benim elime hep yazılı bir bilgi gelmediği için. Oldukça kısa tutalım mümkünse ben de öyle yapacağım. 1979 Ankara Devlet Mühendislik mezunuyum. O zamandan bu yana Elektrik Mühendisleri Odası'nın yönetimlerinde, komisyonlarında yer aldım. Son 2006 yılına kadar Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyordum. Şu an odada bir temsili görevim yok. Panel, sempozyum, komple bu tür etkinliklerde hem bir yandan biriktirmeye, diğer yandan da biriktirdiklerimi eğer olanak varsa paylaşmaya ve çoğaltmaya çalışıyorum. Kendimi böyle kısaca tanıttıktan sonra ben panelistlerimize geçmek istiyorum. Şöyle bir sıralamayla devam edelim diye öneriyorum. İlk önce Sayın Atilla Ataç, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden katılan temsilcimiz, bölgedeki durumla ilgili sorumunu yapsın diye öneriyorum. İkinci konuşmacı olarak Nedim Tüz'ün arkadaşımız konuşmasını, Atilla Ataç Bey katılmamış sanıyorum. Evet, bu arada gelirse bu şekilde devam ederiz. Diğer konuşmacımız eğer bu şekilde olursa Nedim Bey'le başlamak durumundayız. Daha sonra Alaaddin Bey Sargo'dan katılan panelistimiz devam etsin. Atilla Ataş katılırsa bu sıralama içinde kendisine de konuşmak üzere söz vereceğiz. Daha sonra Kemal Ulusalar Bey devam edecekler. En sonunda konunun biraz sosyoekonomik yapı ile ilişkilendirilmiş bir şekilde sosyolojik bir boyutuyla ilgilenmesi konusunda da Sayın Özkan Yıldız bu konudaki değerlendirmelerini bizlerle paylaşırsa sanıyorum ondan sonraki süreçte bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Eğer bir itiraz yoksa panelistlerimizden bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi sözümü ilk konuşmacımız Sayın Nedim Tüz'üne veriyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 1974 Batman doğumluyum. 95 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi mezunuyum. 97 yılından itibaren DYAŞ'ta böyle grup başkanı olarak görev yapıyorum.
Elektrik Mühendisler Odası'nda Diyarbakır Şubesi'nin 10. 12. ve 13. dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Şu anda da yönetim kurulu, Diyarbakır Şubesi yönetim kurulu başkanı görevini yürütüyorum. Panelimizin konusu sosyoekonomik yapının enerji kullanımına yansımaları. Doğrusu 2005 yılında Diyarbakır'da benzeri bir formatta, benzeri bir konuda gene bu konuyu masaya yatırmıştık. Orada çıkan hatta çarpıcı da sorunlar var, çarpıcı tespitler vardı. Ben bir kısım oradaki tespitleri de alarak burada sunumla birlikte desteklemek istiyorum. Şimdi bu ekonomik veyahut enerji kullanımı, enerji tüketiminin yapısını değerlendirirken aslında bir kavram belki sosyologlar bu konuda daha bilgili, daha uzman olacaklardır. Enerji psikolojisi kavramını belki ortaya atmak gerekecek. Enerji tüketim psikolojisi, enerji sosyolojisi belki. Şimdi bunları da tespit ederken bu sosyoekonomik yapıya etki eden faktörlere girmeden önce gerçekten biz bölgemizde bu konuyu şu anda tartışıyoruz. Bölgemizin sosyoekonomik yapısına etki eden faktörler, bu yapıyı oluşturan etkenleri biraz detaylı masaya yatırmak, biraz da kendimizle birleşmek durumunda diye düşünüyorum. Önceki sunumlarda, sabahki işte dünkü sunumlar aslında bazı belirlemeler doğrusu beni biraz da üzdü. Burada onları da biraz eleştirerek, biraz da bu yapının, var olan bu yapının kaynağı nerededir ve çözüm önerileri nerededir, biraz onları tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu bölge doğrusu Türkiye'nin diğer bölgelerden biraz farklı olarak uzun zamandır olağanüstü hallerle, olağanüstü durumlarla bu bölge idare ediliyor. Ve bu olağanüstü yaşantının bölgeye yansıması da ciddi bir travma olarak. Bu bölgeye gerçekten son 20 yıldır ağır bir travma yaşıyor. Bu travmanın sonuçları bütün alanlara yansımış. Ve bu her alanda olduğu gibi enerji alanında da, yatırımlara da, ve tüketime de, enerji tüketimine de bu yansıması bulmuştur. Şimdi enerji tüketiminden işte bahsetmeden önce bu yapıların ne zamandan başladı veya nasıl bu noktaya geldiğimiz gerçekten ne tespitlerle ortaya koymamız biraz zaruret teşkil ediyor. Bölge bana göre Osmanlı'dan sonra da Cumhuriyet'ten itibaren bir geri bırakılmışlıkla karşı karşıya. Ve bu son yaşanan süreç bunlar son 20 yıl daha ağır bir süreci beraberinde getirdi. Bu bölgeye nasıl yansıdı? Yatırımsızlık, bölgeye geri bırakılmışlık, geri kalmışlık ve bölgenin bütün sosyolojik yapısına bir olumsuz etki olarak yansıdı. Şimdi bunu biz nerede de hissediyoruz, enerji alanını ele alırken bu alanı da göz ardı edemeyiz. Diyarbakır gibi bir yeri ve Diyarbakır'dan biraz örnekler vererek bu yapının nasıl buraya yansıdığını size paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'da şu anda çalışabilir nüfusun %50'ye yakını, %50'den biraz daha fazlası da işsiz durumda. Ve son 20 yılda gerçekten çok büyük bir nüfus, bir göç ve yeniden edinmişlik sorunuyla karşı karşıya bırakıldı. Bu güvenlik gerekçesiyle bahsedildi bu soruna. Bu güvenlik gerekçesi sonuçlarını nasıl izah edebiliriz? Yeniden yurdundan göç ettirilen, üretimden koparılan, her şeyden önemlisi üretimden koparılan milyonlarca insan. Bu milyonlarca insanın geldiği veya geldiği yaşam koşullarını varoşlarda kötü koşullarda bir yaşam. Bu altyapıdan yoksun ve her türlü bizim bahsettiğimiz işte az önce Antep'te de belirli bir örneği bahsedildi. Antep'e de yansıması bulmuştur bu. Mühendislik hizmetinden yoksun yapılarda hayatını idame ettirme ve köydeki üretimden koparılmış o milyonların kentlerde aynı üretim yapısıyla ve yoksulluk içerisinde bir yaşam sürdürme sorunu ortaya çıktı. Şimdi bu insanların ve nüfus
90'larda Diyarbakır'da nüfus 300 binlerde dolaşırken şu anda 900 binlerde.